أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إِنَّ
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli izleyicilerimiz, Rehber TV ekranlarında iftar sevinciyle tekrar karşınızdayız. Güneş yavaş yavaş batıya doğru ilerlerken bizler de programımıza güzel bir kıssayla başlıyoruz. Efendim, İbrahim bin Edhem Hazretleri'nin ismini duymayanımız yoktur. Güzel ahlakıyla, zakir kişiliğiyle tarihte nam salmış bir şahsı manevi, bir şahsiyet. İbrahim bin Edhem Hazretleri yine bir oruç ayında arkadaşlarıyla beraber gündüzleri akşama kadar çalışır. Akşamleyin gelirler, beraber iftarlarını açarlar. Günler böyle sürerken İbrahim bin Edhem Hazretleri genelde arkadaşlarından iftar zamanında geç kalır. Biraz daha fazla çalışır, işin biraz daha fazla yürümesini sağlamaya çalışır. Arkadaşları bir müddet sonra bu durumundan rahatsızlık duyarlar. İftara vaktimizde gelelim, beraber oturalım. Endişesi taşıyorlar onlar da. Sonra bir gün arkadaşlarından biri, bu akşam iftarı iyice yiyelim, İbrahim bin Edhem'e herhangi bir şey kalmasın, böylece sonraki günlerde vaktinde gelir diye bir fikir ortaya atar. Öyle de yaparlar. İbrahim bin Edhem Hazretleri İftardan bir müddet sonra gelir. Arkadaşları yemek yedikten sonra, iftarlarını açtıktan sonra uyuklamışlar, uzanmışlar. O da herhalde iftarlık bir şey bulamadılar ve düştüler. Yorgunluktan, açlıktan düştüler diye düşünerek mutfaktan öteberi hazırlamaya çalışır. Unu alır, çörek yapmaya çalışır, fırını yakar. Bir müddet sonra arkadaşlarından biri uyanır ve bu durumu gözlemler. İbrahim bin Edhem'e ne yaptığını sorar. O da durumu söyler. Akşam iftar yapmadınız, ben de size iftarlık hazırlıyorum diye. Tabii orada bir içe dönüş ve düşünme başlıyor. Diğer arkadaşların da yaptıklarını bir düşünüyorlar. Bir de İbrahim bin Edhem'in yaptığını düşünüyorlar. İbrahim bin Edhem böyle güzel ahlaklı bir şahsiyet. Tarihte böyle bir not bırakmış. Efendim, bu akşam iftar programında, iftar sevinci programında ne konuşacağız?
Aileyi konuşmak istiyoruz. Ailede mutluluğun sırlarını konuşmak istiyoruz. Bir yaradır aslında bu bizim için. Son zamanlarda özellikle ülkemizde artan boşanmalar, ailelerin parçalanmaları, bir nevi yetim, öksüz büyüyen çocuklar, ailedeki saadeti engelleyen bazı durumlar. Bunları konuşmak istiyoruz. Konuğumuz psikolog Sadık Sun hocamız biraz sonra bizlerle olacak ama önce Özcan abimizden şöyle güzel bir ilahi dinleyelim. Sonrasında başlayalım inşallah. Bütün kulları yalnız akın kulluğuna, Mevlana gibi bizlerde isteyenler gelsin dedi, isteyenler gelsin dedi. Cefada hoş, sefada hoş, İslam'dan gayrısı hep boş. Yunus gibi ilden ile dolaşıp davete geldi, dolaşıp davete geldi. Açtık bütün küfre, ağzımızda tek biriyle, Allah'ın aslanı gibi kaleleri fethe geldi, kaleleri fethe geldi. Ey müminler müvahhidler, şehadet aşkıyla yananlar, Hüseyin gibi Kerbela'da ölümüne cenge geldi, ölümüne cenge geldi. Aşı Mansur gibi dar ağacında asılı, elimizde külümüzü göğe savurmaya geldi, göğe savurmaya geldi. Hakkın bekası uğruna can veren yarenleriz biz. Bediüzzaman ile biz zindanlarda derse geldi, zindanlarda derse geldi. Bediüzzaman ile biz zindanlarda derse geldi, zindanlarda derse geldi. Müzik.
Efendim tekrar birlikteyiz. İftar sevinci devam ediyor. Biraz önce belirttiğimiz gibi konuğumuz psikolog Sadık Suun hocamız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Aslında bugün biraz hepimizin yarası çok fazla belki konuşulmuyor. Evet. Fakat normal iftar programlarının dışında bir konu konuşmak istedik. aile meselesini biraz yakından irdeleyelim. Son zamanlarda Türkiye'de gittikçe artan bir boşanmalar vakasıyla karşı karşıyayız. Türkiye İstatistik Kurumu veya çeşitli bu konuda araştırma yapan sivil toplum kuruluşları var. Bu boşanmaların yasal yollarla da önü açık, daha kolay. Onun dışında belki boşanmaları tetikleyen, onları besleyen bir takım yayınlardan bahsederiz biraz sonra. Ondan önce bir iletişim konusu var. Aile içerisinde bir iletişim nedir, nasıl olmalı? Buradan başlayarak sohbetimize başlayalım hocam. Peki, şimdi şöyle diyebiliriz aslında. Şimdi bir ülkeyi aslında yok etmek, bir ülkenin belki de değerlerini ortadan kaldırmak için şimdi aile aslında ortadan kaldırmak gerekiyor. Ailenin değerlerini ortadan kaldırmak o ülkeyi zaten parçalamak da eşdeğer. İşte bunu bilen belki de yabancı kuruluşlar ya da artık adı her neyse dış güçler ailemizi ya da dış güçler artık adı her neyse. Evet. Gerçekten aile üzerine büyük bir oyun oynanıyor. Aile üzerinde oynanan oyun aslında belki de ülkeyi içten içe bir şekilde hani ortadan kaldırmak. Değerleri hani belki de ortadan kaldırırsak bu insanların belki de ne bileyim hani gelişmişliğini ya da bir şekilde tırsıkları ya da korktukları, kaygılandıkları bir durum varsa bu durumları belki de kendince ortadan kaldırmak için yaptıkları belki de oyunların belki bir parçası da diyebiliriz. Evet. Ve ailede hani olmazsa olmaz bir şeydir iletişim. Ama günümüze baktığımızda gerçekten insanlar birbirleri artık konuşmuyor, birbirleri görüşmüyor. Birbirlerinin gözünün içine bakarak iletişim kurmakta gerçekten zorluk çekiyor. Ama şöyle dönüp böyle geriye gittiğimizde, çocukluk dönemlerine gittiğimizde, bebeklik dönemlerine gittiğimizde çocukların bizimle konuşurken, bizlere bir şeyler anlatırken gözümüzün içine bakarak bir şeyler söylemek istiyorlar. Mesela çocuğun gözünün içine bakmadığımızda çocuk şu şekilde mesela baba 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 diyor. Anne 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 diyor. Ta ki biz ne yapana kadar çocuğun gözünün içine bakana kadar çocuk bunu ifade etmek istiyor. Hatta böyle göz teması kurmadığımızda çocuk ne yapıyor? Bir şekilde hani başımızı tutup böyle yanağımızı tutup doğru, kendisine doğru çevirerek bir şeyler anlatmaya çalışıyor. İletişimin en önemli kurallarından bir tanesini aslında çocuk biliyor ama maalesef yetişkinleştikçe, büyüdükçe bir şekilde bu kuralları, kaideleri maalesef unutuyoruz. Hatta Peygamber Efendimiz'e baktığımızda Peygamber Efendimiz dahi iletişim kurarken nasıl iletişim kuruyor? Şöyle bir dönüp mesela sadece yüzüyle değil, gözüyle değil, tüm vücuduyla aslında muhatabına hani muhatabını hale alıyor. Yani aslında bildiğimiz şeyleri maalesef batıdan tekrardan böyle bir şekilde süsleyerek bize tekrardan geri satıyorlar. Halbuki evet, özümüze dönsek bunların çoğunu zaten bizim bildiğimiz şeyler. Bu açıdan iletişim en az iki insanın böyle karşılıklı olarak birbirinin farkına vardıktan sonra yaptıkları ya da yapmadıkları eylemlerin ya da eylemsizliklerin bütünü olarak giriyor. Yani diyelim ki eş içeri giriyor, eve geliyor. Eve girdiği gibi diyelim ki eşine selam vermeden ya da bir tebessüm etmeden durup hani kanepede oturuyorsa belki konuşarak bir şeyler anlatmıyor ama sözsüz olarak belki eşine bir şeyler anlatıyor o esnada. Ya da eşin mesela diğer eş bu esnada işte kocasının ona işte sana değer vermiyorum ya da seni sevmiyorum şeklinde bir hani yorumlama biçimine yol açabiliyor. Bu açıdan evet, iletişim sözlü ve sözsüz olarak. Karşı taraftaki hareket nasıl olur olumsuz olarak? Karşı tarafın hareketi de nasıl diyeyim yani eve geldiği zaman belki hani bir merhaba. Kapıyı açıp gitmek. Kapı açıp gitmek de yani o şeyden sonra böyle tartışmalar çıktıktan sonra belki de kapı çarpıp hani çıkıp gitmelere kadar gidebiliyor. Zaten onun programın sonlarına doğru daha net konuşacağız. Ya muazzam bir ölçü. Sizin biraz önce bahsettiğiniz şu çocuğun özellikle ona bakmasını sağlamasını sağlamasına yönelik. Ya demek ki fıtrat bunu gerektiriyor. Yani çocuk temiz, fıtratı temiz, henüz çok fazla doğadan dışarıdan bir şeyler öğrenmemiş. Kendi olduğu gibi büyüyor.
Elbette ki aileden bir şeyler kapıyor artık. Kesinlikle. Ama ısrarla baba 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 ya da anne 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 deyip siz efendim deseniz de anne anne yine demeye devam ediyor. Çünkü ona bakmanızı istiyor. Kesinlikle. Yani muazzam bir ölçüdür. Gerçekten. Yani çocuk aslında şöyle Fatih Bey. Çocuk bembeyaz bir kağıt gibi. Kağıt parçası gibi düşünün. Ona bir şekilde annesi, babası, çevresi artık dolduruyorlar. Artık bu dolduruş hani iyi ya da kötü bir şekilde gerçekleşiyor. Yani bazen çocuk getiriyorlar bize. Çocuğun mesela çocukla görüşme yaparken bakıyoruz çocukla ilgili bir sıkıntı yok. Alıyoruz anne babayı. Anne babayla görüşürken anne babayla ilgili bazı sıkıntıları, sorunları hani aştıktan sonra bakıyoruz çocuk kendiliğinden zaten düzeliyor. Yani bu açıdan çocukların aslında bildiği birçok şeyi maalesef zamanla biz unutabiliyoruz. Yani toplumun o çocuk evliliğin meyvesidir dediği aslında da odur. Yani doğru. Ağacın düzenliliği, ağacın yeteri su alması, ağacın yeteri bir beslenmesi o meyvenin de kalitesini ortaya çıkaracaktır. Kesinlikle. Çiftler arası iletişim nasıl olur? Yani şimdi biz mükemmeli arıyoruz ama hiç tartışmasız bir ortamda olur mu acaba? Yani nasıl bir ölçü olması gerekiyor? Şimdi şöyle, mükemmeli belki de aramamak gerekiyor. Dört dörtlük bir iletişimden kimse bahsetmiyor. Biz ikimiz mükemmeli arıyoruz. Bunu ben de belki uzman biri ben de gerçekleştiremiyorum bazen. Evet. Açık söylemek gerekirse. Yani dört dörtlükten ziyade belki dört üçlük ya da dört ikilik bir iletişim bile gerçekleştirsek bize kafidir. Dört yani, iki yeterlidir. Dört iki bile yeterdir aslında. O açıdan ekran başında izleyenler belki hani işte benim anlatacaklarımı işte belki de harfi harfiyen yerine getiremeyecek ama küçük böyle kıstaslar alarak küçük de olsa bazı hani noktalara dikkat ederse belki de yeterli olacaktır. Nasıl mesela konuşurken az önceki verdiğim örnekten yola çıkarak göz teması, göz hizasına belki de inmek gerekiyor. Yani gözlerin belki de paralel birbirine bakması gerekiyor. Bununla beraber karşı tarafı dinlerken gerektiği zaman gerektiği kadar susmak gerekiyor. Ama biz bunu çok başarıyor muyuz? Maalesef başaramıyoruz. Biri konuşurken diğeri kendinden bahsediyor. Kendi durumundan, kendi yaşadıklarından bahsediyor. Ya da diğeri konuşurken bir şekilde ona cevap verme ihtiyacı hissediyor. Onu dinlemekten, anlamaktan ziyade ona bir şekilde ben nasıl yanıt verebilirim derdinde, peşinde düşüyor. Halbuki karşıdakini dinlerken, karşıdakinin söylediklerini anladıktan sonra belki de anladığın yanlış olabilir. Anladığın belki de karşıdakinin söylemek istediği şey olmayabilir. O zaman ne yapmak gerekiyor? Karşıdakine, işte diyelim ki sizinle görüşüyoruz. Fatih Bey, bana şöyle şöyle bir şeylerden bahsettiniz. Acaba doğru mu anladım, yanlış mı anladım diye teyit etmek gerekiyor. Aksi takdirde bu yanlış anlaşılmalara yol açarak anlamak istediği şeyi anlamasına götürerek kişinin çatışmalara yol açmasına yol açabiliyor. Eyvallah. Diyebiliriz. Şimdi tabii biz yani son zamanlarda bu alanda bayağı da işte eğitimsel çalışmalar yapılıyor. Aile eğitimine yönelik işte psikologlar, sizin gibi kıymetli insanlar. Fakat bu boşanmaları azaltmıyor. Yani gittikçe artıyor. Mesela sayısal bir veri var mı elimizde? Diyelim ki 2018 yılında, hadi 2019 daha bitmemiş. 2018 yılında önceki yıla göre nasıl bir artış var? Ya da evlilerin, yeni evlenenlerin boşanma oranları ne kadardır? Veya ne kadar bir zamanda boşanıyorlar? Yani acaba ilk yılda hemen boşanıyorlar? 3 yılda mı, 5 yılda mı, 20 yılda mı? Yani şöyle tam olarak bir istatistik, hani bilgi elimde yok, böyle rakamlarla söyleyebileceğim ama şunu biliyorum, bunu hani açıklayan veriler var. Türkiye'de boşanma oranları gerçekten çok çok fazla olmaya başladı. Hatta son istatistikler belki de boşanma oranları evlilik oranlarının neredeyse geçmek üzere olduğunu bize söylüyor. Evet. Hatta belki de geçti biz burada konuşurken. Bu açıdan sıkıntılı. Belki Türkiye'nin, hatta ilk başta dünyanın kanayan bir arasıydı ama maalesef hani Türkiye'de hani olmaz dediğimiz bir şey Türkiye'nin başına da gelmeye başladı. Artık bizde de insanlar maalesef son zamanlarda birbirini artık çekememeye, katlanamamaya, artık böyle işin kolayına kaçarak bir şekilde boşanmaya başladılar. Peki bunda hani şey var mıdır? Bazı yanlış politikaların etkisi var mıdır? Elbette ki vardır. Yani belki de boşanmayı kolaylaştıran yasaların getirildiği ya da boşanmaya belki de kendilerince yol açabilecek durumları hani dan kaynaklı kişilere sunulan olanaklar bu problemleri çözmüyor. Yani diyelim ki problemler var. Bu problemlere yanıt olarak işte ne bileyim işte bu hani kişilerin sığınabilecekleri yerler açmak ya da ne bileyim diyelim ki hani suç oranları arttı, hapishanelere mesela artması. Ya bunu yapacağınızda bu suç oranları niye artıyor? Suç oranları artmak açısından artıyorsa bunun belki de bir şeyi vardır. Kökü vardır, bu kökü belki de kanamak, yani kaşımak, belki de ortadan kaldırmak gerekiyor. Bu açıdan maalesef sorunlara çok fazla odaklanarak çözümlerden ziyade sorunlar üzerinden gidilerek kanayan yarayı daha çok kanatma, evet, durumu gerçekleşiyor.
Türkiye'de son zamanlarda bir tartışma gidiyor. Özellikle bu nafaka konusu. Yani boşanma sonrası kadını tamamen güvenceye altına alma. Bu bir olumsuzluğa sebep olmuyor mu? Yani mesela bir haberde okumuştum. 6 ay evli kalmış insanlar boşanıyor ve 18 yıl nafaka ödüyor adam. Yani eş, erkek olan. Bu neye sebep olur sizce? Yani şöyle söyleyeyim. Bakın mesela eskiye baktığımızda, eski dönemlere gittiğimizde, hani şey derler böyle hani, hocam eskiden boşanma oranları bu kadar fazla değildi. Hani ne oldu da bu kadar boşanma oranı arttı? Neden insanlar artık hani bu noktaya geldi? Şimdi günümüzde artık insanların tahammül seviyesi eskiye oranla çok daha düşük. Tahammül seviyesi düşük. Çok daha düşük bir. İkincisi, sıkıntılar yaşadıklarında, sorunlar yaşadıklarında problemlerini nasıl çözeceklerini bilmiyorlar. Kriz yönetimi. Yönetemiyorlar. İşin kolayına daha çok kaçıyorlar. Ya ben bununla hani nasıl baş edebilirim? Ya böyle bir durum yaşadım. Acaba bunun hani çözüm yöntemleri nelerdir? Hangi mercilere başvurabilirim? Kendimce ne yapabilirim? Bunu düzeltmek adına bana düşen sorumluluklar nelerdir? Belki ben kendimden yola çıkarak bazı değişikliklere gidersem, eşimi belki de değiştirebilirim bazı noktalarda. Ama yaşanan en büyük sıkıntılardan bir tanesi, taraflar karşılıklı olarak birbirini suçluyorlar. İki taraf da birbirinden iki adımı atmasını bekliyor. Bu da bazen şeye yol açıyor. Mesela adımı atan kişi bazen hocam diyor artık adım atmaktan gına geldi. Evet. Ben atıyorum ama karşıdakinin adım atmamasından kaynaklı sıkıntılar ortaya çıkmaya başlıyor. Sonra bakıyoruz karşıdakine soruyoruz. Peki hani eşiniz böyle bir şey söylüyor. Hani adım atmadığınızdan bahsediyor. O da diyor ki hocam ben şöyle şeyler gerçekleştirmeye çalışıyorum. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Bazen bizim yaptığımız, ettiğimiz, eşimiz için yaptığımız ya da eşimizi mutlu etmek adına yaptığımız uğraşlar ya da eylemler eşimizi mutlu etmiyor. Eşimizin belki de sevgi dilini bilmek gerekiyor, öğrenmek gerekiyor. Ama nafaka konusuna gelirsek, nafaka belki bir anlamda bir şeydir, nasıl diyeyim? Bir çıkış kapısıdır, bir bilet gibidir. Yani en azından kişinin kendini garanti alması için bir hani şey olarak nasıl diyeyim? Bilet gibi bir şey düşünün. Bu da kişinin belki de yaşadığı sıkıntıları, problemleri ben kendim nasıl çözebilirimden ziyade ben boşandıktan sonra şöyle haklar elde edeceğim. Yani evliliğe odaklanmaktan ziyade evlilikten sonraki aşamalara odaklanmasından kaynaklı boşanmayı daha kolay hale getiriyor kişi. Ya hocam çok daha beteri var. Evlilikten önce sözleşme yapma. Değil mi? Yani yapılıyor, doğrudur. Eşler evlenmeden önce oturup bir sözleşme yapıyorlar. Yani yarın öbür gün boşanırsak bana ne düşer, sana ne düşer, hangi hakkımız olur? Ya bu zaten peşinen biz boşanacağız algısı oturtmuyor mu insanda? Zaten başta bir şey durumu var. Yani birbirine güvenmiyorlar aslında. Birbirine güven duymuyorlar. Aslında şeye baktığımızda, boşanma oranlarına baktığımızda insanlar artık evlenmekten korkuyorlar. Bazen yanıma da geliyorlar Fatih Hocam. Ya diyor ki hocam ben evleneceğim ama evlilik beni korkutuyor. Neden peki? Çevreme bakıyorum, anne babama bakıyorum. Onların yaşantılarına, evlilik hayatlarına baktığımda ya diyorum ki evlilik buysa benden uzak kalsın diyor. Bunun evet. Dışında yani bazen de şey gerçekleşiyor. Yani hocam evlilik kurumu işte saçma bir kurum. Yani ne gerek var işte. Yani evlilik işte ömür boyu birinin hani ne bileyim işte aynı çatı altında biriyle yaşamak. Yani insanlar bir şekilde artık şeye gitmeye başladı. Yani bunu tabii çürüteceğiz biraz sonra. Çürütmeye yani, çalışacağız. Evet. İslam'ın evliliğe atfettiği kutsiyet onu da konuşalım. Bir mola verelim mi hocam? Olur. Bir eser yine dinleyelim Özcan abimizden sonra devam edelim inşallah. Thank you.
sabık hona deştuvar şehid onu Kerbela. Deştuvar-ı şehid onu Kerbela. Kese bir ümmete Kerbela'dı beşa. Deştuvar-ı şehid onu Kerbela. Deştuvar-ı şehid onu Kerbela. Ya Rabbi cevap kıyed yenen azabı. Deştuvar-ı şehid onu Kerbela. شهید اونا کربلا تاریخ اسلامی تاریخ شهید او تاریخ حمزه و حسین و سعید او ما همی رچ حسین در زان دشتوار شهید اونا کربلا ما همی رچ حسین در زان Deştuvar-ı şehid onu Kerbela. Allah, 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 Allah. Efendim devam ediyoruz. İftar sevincine aileyi biraz konuşmak istiyorduk konumuzun başından itibaren. Artan boşanmalara değindik. Son zamanlarda alelade hale getirilen, basitleştirilen bir aile kurumu var dedik. Ve hızla artan boşanmalar, parçalanan aileler, yetim veya öksüz büyüyen çocuklara sebep oluyor. Bir nebze yetim olmasa bile anneden veya babadan uzak veya her ikisinden de uzak büyüyen, yetişen çocuklar. Konuşmamızın son bölümünde bir aileye değindik. Yani ailenin değerinin düşürüldüğü bazılarında özellikle. Yani gerek yoktur aileye, aile kurmaya. Belki biraz önce bahsettiğimiz artan boşanmalardan, aile içi huzursuzluklardan böyle bir algı oluşturuluyor olabilir. Evet. Ama aile bir kutsiyet atfedilmiş İslam'da. Yine neslin devamını sağlayan kurumdur. Aynı zamanda annelik başlı başına bir kutsal görevdir. Yani çünkü İslam cenneti ayaklarının altına almış annenin. Yine yetişen çocuğun İslam çerçevesinde yetişmesi için ailenin ne kadar ehemmiyetli olduğunu biliyoruz. Şimdi boşanmalarda gerekçeler daha çok nedir? Hangi gerekçelerle veya
hem erkek açısından hem kadın açısından yapılan hatalara biraz değinelim. Şimdi belki şu, öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor. Şimdi aşkın gözü kördür diyorlar. Ya da hani bir hocamız var, Mehmet Zihni Sungur'un ifade ettiği bir şey vardı, ifade vardı. Evet. Diyor ki aşk bir, yani görme kusurudur. Aşk bir görme kusuru olarak söylem biçiminin hani sebebi, yani diyor ki insanlar ya da aşık olduğunda birbirini aşırı derecede sevdiklerinde ya da bir şekilde diğerini ulaşılmaz gördüğünde ya da işte evlilik gerçekleşene kadar onun bazı sıkıntılarını, sorunlarına göz gerebileceğine inanır. Yani diyelim ki karşıdaki insana alkol bağımlılığı var, madde bağımlılığı var ya da başka işte hoşuna gitmeyen bir durum var. Kişide şu vardır, ya evlendikten sonra diyor ben bu insanı değiştirebilirim ya da evlilikte işte bir anlamda hani evlilik gerçekleştikten sonra bu sıkıntıları bir şekilde aşarız düşüncesi, yanılgısı var. Halbuki şöyle bir durum vardır, evlenmeden önce sıkıntı diyelim ki 2 gramsa ve çözülmemişse bu sıkıntı, sorunlar evliliğe taşıyorsa evlendikten sonra 4 gram haline geliyor. Daha çok artıyor aslında. Bu da çiftlerin aslında birbiriyle ilgili yaşadığı sıkıntıları daha çok artırıyor. Zaten hani evlilikten sonra bazı sorunlar yaşanıyor. Ne gibi sorunlar? Kişiler daha aşıkken, birbirine daha hani tutku derecesinde işte severken birbirlerini, akıllarına şey gelmiyor. İşte evlendikten sonra yaşayabilecekleri ekonomik güçlükler, çocuk bakımı, İşte ailelerin bazen hani işin içine girmeleri, kültürel belki bazen işte farklılıklar, bunlar işte bir anlamda es geçiliyor. Ama kişi bir evlendikten sonra şey başlıyor bu sefer, hayda diyor, bu sefer çocuk bakımı, işte evlilik dışı eşlerin dışarıda yaşadıkları sorunların eve taşımaları başlıyor. Bu evlenmeden önce metiyeler yağdıran, övgüler yağdıran, kişiye duymak istediklerini söyleyen adam ya da işte kadın gidiyor, çok daha farklı, hoşuna gitmeyen, rahatsız edici cümleler, konuşmalar yapabiliyor. Evet. Bu açıdan şuna çok dikkat etmek gerekiyor. Evlenmeden önce kişinin aile hayatına, kültürel değerlerine çok iyi bakmak gerekiyor. Yani ben bunu değiştirebilirim düşüncesiyle bir evliliğe giriliyorsa ya da işte kişide bazı rahatsızlıklar var. Yani kişi diyor ki ben bunu hayatıma, bu kişi hayatıma alırsam eğer bu benim doktorum olur, beni iyileştirir. Ve onsuz işte hani gerçekten yaşayamam, o benim her şeyim düşüncesiyle mutsuzdur. Mutluluğunun kıstasını ya da yolunun o kişiyle evlenmek ya da o kişi hayatını almaktan geçtiğini zanneder. Ama şöyle bir gerçek vardır. Kişi mutsuzsa evlendikten sonra belki kısmi olarak bir süre, belki bu balayı diyorlar ya da işte evliliğin ilk zamanları diyorlar, mutlu olabiliyor ama ondan sonra asıl bu sefer yine sıkıntılar başlayabiliyor. Yani kişi aslında mutsuzsa evlenmemesi gerekiyor. Ne zaman ki mutlu oldu, ki mutluluğu kendi başına da bir şeyler yaparak bulmaya başladı, o zaman evlenmeli. Evet. Denilebilir. Size gelen vakalara gözlemliyor musunuz şunu hocam? Şimdi gençler arasında yaygın olan bir flört dönemi var. Evet. Ve kimilerinin de özellikle bu dönemi teşvik ettiğini biliyoruz. Evet. Ya bir tanıyın birbirinizi, bir oturun, bir kahve için, birkaç ay bir konuşun. Şu flört döneminin evlilik sürecine, evlilikten sonraki hayata nasıl etkisi oluyor? Şimdi şunu şöyle bir cevapla açıklayabilirim. Yani kişi flört ederken kişinin maskeli dünyasını tanıyor. Ya bakıyor bu adam gayet mükemmel. Yani işte kişi de mutsuz, mutlu olması için elinden geleni yapıyor, çaba harcıyor. Ya diyor ki tamam, bu adam aradığım insan demeye başlıyor. Yani ona bir rol biçiyor ve o rolün bir şekilde devam edeceğine dair bir inanç geliştiriyor. Evleniyor, o atıfta bulunduğu ya da işte bir şeyler atfettiği, bazı değerler atfettiği adamın gidiyor, başka bir adam geldiğini görünce büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor, şok etkisi yaşıyor, afallıyor. Hani evlenmeden önce işte görücü usulü evlenen insanlar da ise o beklenti çok fazla yok. Yani gidip tanışıyor, işte bu insan ileride bana bunları sunacak, şunları gerçekleştirecek, ya ben bunu hani bununla tanıştım, bununla konuştum, bu bana böyle davranıyordu, şöyle davranıyordu gibi bir dünyası çok fazla olmadığı için, o beklentiye çok fazla girmediği için evlendikten sonra da zaten beklentisinin olmaması kişinin daha mutlu bir hayat yaşamasını sağlayabiliyor. Yani hep tartışıla geliyor ya, mantık evliliği mi, aşk evliliği mi diye. Aslında mantık evliliği veya görücü usul veya ailelerin birbirlerini tanıması ve o şekilde münasip görmesi. Çünkü
İslam'da da ölçü aslında evlilikte birkaç maddede sıralanabilir. Yani mesela biraz önce bahsettiğiniz kültürel uyumluluk. Yani bir kültür çatışması yaşanmasın diye. Yani diyelim ki şehirde büyümüş, eğitimli bir insanla köyde yetişmiş bir insanın kültürel düzeyleri farklı olabilir. Maddi olarak birbirlerine yakınlık, güzellik olarak birbirlerine yakınlık. Bunların hepsi birer ölçüdür aslında. Kesinlikle. İşte bu aileler arasında konuşma olunca bu seviyeleri tahmin edebiliyorlar her iki tarafta. Elbette aynen. Ki her ikisi de hani yoğurdum ekşidir demez. Zaten benim kızım daha iyilerine layıktır. O da işte ne kızlar koşuyordu peşinden falan denilebilir ama gerçekten o seviye önemlidir. Bunu da yakalayacak olanlar onların dışındaki insanlardır. Çevrelerindeki doğru. insanlardır. Yani ben bu sonuca varıyorum. Doğru. Peki biraz hatalardan bahsedelim ya hocam. Yani peki. Kadın ve erkeğin yaptığı hatalar, böyle gözlemlediğiniz sizin gelen vakalardan. Şimdi erkek kadın eşittir. Mesela bir hani furyası var. Evet. Erkek kadın hani eşitlikten ziyade şimdi eşit dediğimizde üç eşittir, üç gibi bir şey algılanıyor. Hani bunu belki de şöyle bir şey yapmak gerekiyor. Yani denktir belki demek lazım. Hmm. Kadın erkeği tamamlıyor, erkek kadını bir anlamda tamamlıyor. Bu eşitlikten ziyade belki de denkliktir. Denklik ne demek mesela? Diyelim ki futbol müsabakası var. İki takım karşı karşıya geliyor. Bunlar karşı karşıya geldiyse bunlar da denk gördükleri için karşı karşıya getirdiler. Ama eşit midir? Hayır, eşit olsa berabere biter. Her zaman için. Evet. O açıdan kadının bazı noktalarda fıtratı farklıdır. Erkeğin farklıdır. Örneğin mesela erkek sıkıldığında, canı sıkkın olduğunda, üzüldüğünde, bir derdi olduğunda bunu hemen paylaşmak istemez. O esnada bir süre yalnız kalmak ister. Kadının mesela o esnada gelip işte canım neyin var, aşkım neyin var, bana anlat. Hadi bana güvenmiyor musun, niye bana anlatmıyorsun şeklindeki mesela söylemleri adama batar. Adam bundan rahatsızlık duyar. Ne yapması gerekiyor? Bir süre adamı yalnız bırakması gerekiyor. O sıkıntısını, o sorunu bir süre böyle hani kendi başına kalarak, yalnız kalarak bir hani mayalanma belki de şey süreci böyle nasıl diyeyim hani bir süre beklemesi gerekiyor. Bir süre bekledikten sonra zaten adam bir süre dolanıp kendisi anlatabiliyor. Ya da bir süre bekledikten sonra o sıkındığını hani göz ardı ederek kadını hani görmezlikten gelerek hani belki diğer anlamda hani işte hani çok kötü durumdaysa belki diğer anda bazı hizmetleri ona yaparak, ne bileyim çayını işte yemeğini falan yaparak bir süre bekledikten sonra belki sorabilir. Hani bugün eve geldiğinde seni kötü gördüm, hani üzüntülü gördüm. Acaba hani bir şey mi yaşadım? Bana anlatmak istersen buradayım anlatabilirsin. Ama kadın ise tam tersi. Kadın gittiniz, üzüntülü. Bakıyorsunuz köşesiniz çekilmiş, ağlamaklı bir hali var. Sormasanız yandınız. Öyle mi? Hemen sormanız gerekiyor. Kadın hemen paylaşmak ister. Paylaşmak ister. Yani o esnada kendiniz gibi düşünürseniz ama ben yalnız işte sıkıntılı olduğumda, sorun yaşadığımda hani ben yalnız kalmak istiyordum. Muhtemelen eşim de böyle düşünürseniz yanılırsınız. Mayına basarsınız. Gidip sarılmanız gerekiyor. Bunu özetlersem erkek sıkıntılı olduğunda, sorunu olduğunda bir süre yalnız kalmak ister. Kadın ise tam tersi erken gelip onu sarılmasını, neyin var canım cicim demesini ister. Yoksa aksi takdirde ben böyle bir durumdaydım, sen geldin sarılmadın bana, sen derdimi sormadın diye cevabını yapıştırır. Evet. Bu bir. Bu bir. İki ve sonrasını aradan sonra tamam, bırakalım peki. Hocam. Olur. Çünkü bir ara vakti yine gelmiş. Yine bir eser dinliyoruz sanırım. Eser mi, reklam mı? Reklam. Reklam sonrasında inşallah Özcan abimizden yine güzel bir eser dinleyeceğiz. Devam edeceğiz sonrasında. Kur'an'o Atarik haniyo eseno Her dori hin dor dori mawa Hin tevri tevri islomo Hin zemon zemon Kur'an'o Atarik haniyo eseno Her dori hin dor dori mawa
لق لق هر دارین دار دار موا انسانی آفره اینیه یعنی من سره کمشکن فن فر لسره هر دارین دار دار موا دیبون انسانی آفره اینیه یعنی من سره کمشکن فن فر لسره هر دارین دار دار موا چکاسی که رونو درشما لرو رابیو تاوت شما ایر دارین دار دار ماوا اینی حمزه و عمری اینی علی حیدری مسکر هایو برخیری ایر دارین دار دار ماوا اینی حمزه و عمری اینی علی حیدری مسکر هایو برخیری ایر دارین دار دار ماوا یعنی حمزه و عمری یعنی علی حیدری مسکر هایو برخیری هر دارین دار داره ماوا Efendim tekrar birlikteyiz. Özcan abiye teşekkür ediyoruz. Hakikaten bu oruçlu haliyle ortamı bayağı ısıttı. Hocam evlilikte yapılan hataları konuşuyorduk. Erkeğin, kadının yaptığı hatalar. Böyle özet şeklinde geçelim. 15 dakikamız var. Birkaç sorum daha var. Tamam. Tekrar soracağım. Evet hocam. Peki şöyle. İkincisi. Birincisini söylemiştik. Birincisini söyledik. Evet. Şimdi bunlar önemli aslında. Hani bir soru sordunuz, o sorunun cevabını belki es geçtim ben. Evliliklerin büyük bir kısmı ilk 5 yıl içerisinde bitiyor. Büyük bir kısmı. Yani o açıdan bu anlatacaklarımız belki can kulağıyla, belki insanların belki de bir kısım çiftin belki de kulağına küpe etmesi gereken söylemler olursa güzel olacaktır diye düşünüyorum. Peki ikincisine gelirsek, ikincisi şöyle. Kadın biraz daha böyle sorun odaklı. Nasıl diyeyim? Sorunlarını anlatmayı sever. Erkek ise çözüm odaklı. Yani fıtratında bir sorun varsa, bir problem varsa ben bunu çözmeliyim. Ben bunun üstesinden gelmeliyim. Hele bu kadından gelen bir problem ise, kadını yaşayan bir problem ise hani genlerden vardır. Kadının bir şekilde hani içinde bunu doğruluktan çıkarmak düşüncesi vardır. Evet. Şimdi bu sebeple kadın gelir, bir sıkıntısı vardır. Köşeye çekilmiştir. Yaklaşırsınız yanına, artık şeyi de öğrenmişsiniz. Yani sıkıntılı olduğunda kadın gelip sarılacaksınız. Uzak durmamanız gerekiyor. Geldi, kadın anlatmaya başladı bir şeyler. O esnada kadına anlattıklarına yola çıkarak, ya sen işte bunu mu dert ettin kafaya? Ya bunun problemi şöyle, bunu böyle çözmen gerekiyor. Bundan kolay ne var ki? Bunu şöyle yaparsan bak bu hal olur. Tarzında çözüm önerisi getirirse mayına bitti. Basar. Evet, olmadı. Ne yapması gerekiyor? Çözüm getirmemesi gerekiyor. Kadının orada ihtiyaç duyduğu şey erkeğin ona çözüm getirmesi değil. Orada onu dinlemesi, anlamaya çalışması. He canım, demek böyle bir şey yaşadın. Bu seni nasıl etkiledi? Çok mu üzüldün? Üzüldüm. Gerçekten bu böyle bir şey yaşama beni gerçekten, ben de üzdü şimdi. Burada hani çözüm getirirse kafa basar. Yanlış yapar. Üçe gelirsem bunlarla beraber kadının biraz fıtratında şey var, fıtrat mı diyeyim belki başka bir şey. Geçmişteki olayları çoğu zaman böyle arşivden çıkarır, tozunu böyle silkeler, tekrardan böyle ısıtıp getirir. Der ki bak, tarih diyelim ki 20 yıllık evliler bunlar. İşte bundan 18 yıl önce şu tarihte, şu saatte der, şöyle bir şey vardı, sen orada bana şunu yapmadın, şunu es geçtin, şuradaki insanlara beni rezil ettin. Evet. Derse yanlış yapar. Yapmaması kadın gerekiyor. Kadın yanlış yapar. Yanlış yapar. Evet. Geçmişteki olayları tekrar tekrar ısıtıp tekrardan sofraya kurmaması gerekiyor. Peki erkek ne yapmalı? Bu noktada erkeğin de şöyle bir hani durumu var. Kadının söylediğini
anlamaya çalışmalı, dinlemeye çalışmalı. Oradaki kırgınlıklarını, yaralarını bir anlamda hani anlamaya çalışmalı. Belki mesele çözüm değil. Dedik ya, kadın belki bunları anlatarak o yarasına belki de çözüm getirmek istemiyor. Oradaki derdi aslında anlaşılma isteği. Eşim beni anlıyor mu, anlamıyor mu? O dönem yaşadığım duyguların aslında hani bir şekilde farkında mı, değil mi? Bunu görmek istiyor. Belki de erkeğin ağzından, evet bunu farkındayım. O dönemde böyle bir şey yaşadın. Gerçekten çok üzücüydü senin için. Keşke yaşamasaydın. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Bu noktada ben de çok üzgünüm. Evet. Bunu belki duysa belki de getirmeyecek. Yani kadın da geçmişteki olayları getiriyorsa tekrar tekrar kapanmayan bir yara var demektir. Halledilmesi gereken bir mesele vardır. Yarım yamalak kalmıştır. O meseleyi bir anlamda çözmek de gerekiyor. Evet. Var mı maddelerimiz hocam? Yani bunun dışında erkeğin biraz daha söylemi, konuşmasının kadının anlayacağı şekilde olması gerekiyor. Erkek de fıtratı gereği çok fazla konuşmaz, dile getirmez. İşte ben hani nasıl diyeyim, geldim yaşadım. Yani yaşadığı gün içerisindeki problemlerin ne olduğunu eşine anlatmaz. Eşine de anlatmadığı için eşi de onu anlamaz. Sonra da eşim beni anlamıyor. Bugün boyu bu kadar hani dert çekiyorum, sıkıntı yaşıyorum. Eşim işte eve geliyorum karşılığında hani bu mu göreceğim muamele diyebiliyor. Buradaki hani temel problem eşinin tam olarak gerçekten ne yaşadığını eşi bilmiyor. Kendisi yaşıyor, kendisi biliyor ama eşin de bildiğini zannediyor sadece. Evet. Bu açıdan adamın da hani biraz daha iletişime açık, yaşadığı problemleri biraz daha böyle hani anlatabilmesi gerekiyor. Evet. Şimdi Türkiye'de şöyle bir maalesef gerçek var. Medya çok kötü yönetiliyor. Yani televizyon kanalları ve artık sosyal medya, belki televizyonun da daha önüne geçti ama biz genel anlamda medya diyelim. Medya evlilikleri nasıl etkiliyor? Boşanmaların bu kadar artması, aile içi huzursuzlukların bu kadar artmasının bir sebebi de medyadır diyebilir miyiz? Neden? Dersek neden? Şimdi bir sebebi diyebiliriz, zaten belki birden fazla sebebi de diyebiliriz. Belki de en önemli sebebi belki de diyebiliriz aslında. Şimdi şöyle, şimdi sosyal medya ya da televizyonda gördüklerimiz canımızı sıkıyorsa, hoşumuza gitmiyorsa, orada bir düğmeyle bu iş bitebiliyor. Oranın bir çarpı tuşu var. Kişi orada hani sabretmesi gerekmiyor. Nasıl diyeyim? Diyelim ki bir sosyal medyaya girdi, hoşuna gitmedi, çarpıya basıyor, tak çıkıyor. Gerçek yaşamda böyle mi? Gerçek yaşamda böyle değil. Gerçek yaşamda bir insanla konuştuğunda o insana katlanması gerekiyor. O insana bir çarpı tuşu var mı? Yok. Tahammül seviyesi maalesef bundan kaynaklı düşüyor. İkincisi, sosyal medyada ya da işte diğer işte dijital dünyada kişi yaptığı, ettiği şeyin karşılığını hemen görebiliyor. Ödülü hemen alabiliyor. Ama gerçek dünyada, gerçek manada kişi yaptığı, ettiği ya da bu bir problemse ya da gerçekten bir sorunsa bunun hani katlanması gerektiği süre ya da bunun hani karşında ona verilecek ödül süresi çok daha uzun oluyor. Bundan kaynaklı kişi sabretmeyi öğrenemiyor, beklemeyi öğrenemiyor. Eşinin bir hani davranışından dolayı hemen yanıt hemen ya da ödül bekleyebiliyor. Bunun dışında günümüz dizilerine baktığımızda, günümüz dizilerin belki de içeriğine hani belki de göz gezdirdiğimizde gerçek manada insanların böyle bakıp örnek alabileceği, birbirini anlayabileceği, işte eşim belki de hani özellikleri bunlar, benim özelliklerim hani bunlar, bunu böyle eşime böyle davranmalıyım ya da şunu şöyle gerçekleştirmeliyim tarzında örnekler çok az. Evet. Belki de neredeyse hiç yok. Oradaki görünen manzara işte romantik bir erkek var. Romantik bir erkeğin işte hal ve hareketleri var. Bu romantik erkeğin dışarıda ne bir fatura ödemesi var. Ne dışarıda ne bileyim hani belki de hani yemek yaparkenki bir hali hani var. Kısacası orada çok böyle mutlu mesut yaşayan çiftlerin hayatları haliyle onları takip eden insanların takibinden sonra durup kendi durumlarına acımasıyla sonuçlanabiliyor. Sadece o değil ki hocam, yani başroldeki oyuncunun her türlü melanet içinde olduğunu zaten görüyoruz. Kesinlikle. Dizideki, ama bu başrol oyuncusudur ve topluma rol model olarak sunulur. İşin bu tarafı bir de. Çarpık ilişkilerle hani evet. İçerisinde olmaları, ne bileyim hani birine aşık olup aynı anda başka birine aşık olması, evet. Ve bunun yaş olarak gittikçe yaşının hani düşürülmesi, işte daha küçük yaştaki çocuk dediğimiz yaştaki çocukların birbirlerine aşık olmaları ve aşık evet, olmalarının ekrana yansımaları. Lise dizileri var mesela. Ve nitekim daha sonraki aşamalarda işte sistemin hani küçük yaştaki hani evliliklere karşıyız ya da işte ne bileyim küçük yaşta evlilikler olmasın. Durumları birbirle çelişiyor. Açık yani, söylemek gerekiyor. Evet, evet. Birbirle çelişiyor. Yani bir anlamda aslında ciddi manada
ben bu işi çözmek istiyorum diyorsa bence medyadan başlaması gerekiyor. Yani medya revize edilmesi gerekiyor. Revize edilmesi yıllar gerekiyor. Önce bir televizyon yapımcısını izlemiştim. Aynı zamanda ismi lazım değil. Aynı zamanda başrol oyuncusudur. Kendi filmlerini kendisi yapar. Şöyle bir soru yöneltmişti sunucu. Yani genelde dizilerden şikayet ediliyor. Aile yapısıyla uymayan, ne bileyim toplumun faydalanabileceği ahlaki özellikleri taşımayan karakterler, senaryolar üretiliyor. Bunun sebebini sormuştu. O da şu cevap vermişti. Yani şimdi biz bir dizi yapalım. İşte mutlu bir aile. Diyelim ki sabah çocuklar kalkarken ellerini yıkayarak kahvaltıya geliyor. Anne kahvaltı hazırlamış. Kahvaltı sonrası dişlerini fırçalıyor. Beraber oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Mutlu, gayet mutlu bir ailenin portresini biz topluma sunarsak kimse izlemez o filmi demişti. Biz de bu şekilde toplumun izlediği, toplumu cezbeden, toplumun bağlandığı karakterler çıkarıyoruz ortaya. İşte heyecan veriyoruz. Rating. Ratinglerimiz yükselmesi gerekiyor. Yani biraz o. Ya dolayısıyla medya ben daha çok izlenmem gerekiyor, daha çok dikkat çekmem gerekiyor endişesi taşıdığı için bu defa gayrimeşru, gayri ahlaki, gayri insani yollara girmek durumunda kalıyor. Ve maalesef toplumun geldiği noktada bu. Yani oradaki kendi yayın belki de profilini devam ettirmek adına belki de toplum kurban ediliyor aslında da diyebiliriz. Bir de inancın evlilik üzerindeki etkisi var. Yani daha çok daha inancı sağlam, inanç değerlerine bağlı insanların aileleri nasıl oluyor? Yani bu dine bağlılık, ibadetlere bağlılık evliliği nasıl etkiliyor? Biraz oraya da değinelim. Şimdi şöyle, şimdi inancın varlığı belki bir anlamda hani bir şeyleri tam manasıyla ortadan kaldırmıyor. Ama koruyucu bir etken olduğuna dair hani yapılan çalışmalar var. Yani sadece evlilikle ilgili değil. Yani diyelim ki bazen karşımıza geliyor. Hocam kendime zarar verecektim, vazgeçtim. Neden? İşte ahiret inancından, Allah'tan hani korktuğum için böyle bir şey yapmadım. Ha, bundan yola çıkarak yani bir insanın kendi varlığını hani sonlandırmasının önüne geçebiliyor mu? Geçebiliyor. Bunun dışında evliliğin kendisi zaten sünnet. Yani Peygamber Efendimiz bile hani evliliği aslında bizlere önermiş. Yani soyun devamı ya da başka hani sebeplerden kaynaklı önermiş. Ona baktığımızda yani evli olan birinin günaha girme ihtimali çok daha düşük. Dinimizde bir nevi aslında inancı olan biri hani aldatmanın ya da ne bileyim evliyken başka bir ilişki yaşamanın günah olduğunu farkında olduğu için o evliliği biraz daha muhafaza altına alabiliyor. Kişi hani bundan kaynaklı günah olduğunu bildiği için, öyle bir şeyin hani dinen caiz olmadığını, yasak olduğunu bildiği için kendini koruyor. Evet. Farkında olmadan ya da farkında bilinçli olarak. Bununla beraber evliliğin hani bazı durumları var. Nasıl diyeyim? Hani yatak odasında kişilerin birbirleriyle hani yaşadıkları hani muameleye bakarsan din bunu da hani sevap olarak hatta önümüze sürüyor. Yani oradaki işte çiftlerin birbirine elini tutması bile aslında günahların dökülmesi, o eve aslında huzurun, bereketin girmesinin en büyük kaynağı oluyor. Evet. Bununla beraber kişinin dağınık bir hayat yaşamasının önüne geçiyor. Daha böyle toplu, daha böyle birlik içerisinde, daha böyle nasıl diyeyim sağlıklı nesillerin oluşması için gerçekten bir hani fayda getiriyor. Evet. Bu açıdan din bir koruyucu etken olarak kişilerin evliliğinde kişilerin daha mutlu bir evlilik yaşaması için gerekli olan bir etme olarak karşımıza çıkabiliyor diyebiliyoruz. Eyvallah. Bir de aileyi bir arada tutan çocuklar var. Yani bilmiyorum size gelen vakalarda çok geliyor. Yani işte biz çocuk var ortada, ona katlanıyoruz, onun için katlanıyoruz. Yani bu doğru mudur? Ya da işte çocuk yapmayalım şimdi mesela yeni evlenenler. Birkaç yıl birbirimize bir tahammül gösteriyor muyuz, göstermiyoruz, göstermiyor muyuz? Ya bu çocuk meselesi nedir aile için? Şimdi, artık yoğun bir koşturmadan kaynaklı insanlar çocuk da yapmaktan çekiniyor, korkuyor. Çünkü o çocuğun bakımını gerçekten üstlenmek artık insanlar için kolay olmuyor. Yani çocuk doğduktan sonra çocuğu hani kime teslim edeceğiz? Kim çocuğun bakımını üstlenecek? Yaşadığımız hani koşullarda bu çocuğun işte bakımı gerçekten sağlanabilecek mi yeteri kadar? Gibi hani bu günümüzün hani şartların belki de hani oluşturduğu korku ve kaygılar artık çok fazla var. Genelde eşlerin, iki eşin de çalıştığı aile toplumu değil mi?
Kesinlikle. Onun getirdiği ayrı bir hani sıkıntı var. Çalıştıkları için yani. O manevi anlamda çocuk yoksun kalıyor. O yoksunluğu bir anlamda maddi hani ödüllerle telafi edilmeye, sonra çocuğun hani çıkarcı, maddiyatçı mesela bir hani seküler bir hale yani gelmesine yol açıyor. Siz söyleyince aklıma geldi. Gerçekten çok dikkatimi celbetti. Geçen gün bir araştırma sonucunu okudum. Çoklu çocukların olduğu aileler başarısı, çocukların başarısı tekli olanlar, çocuk sayısı az olanlardan daha fazladır ve daha birbirlerine bağlıdır. Yani az çocuk olan aileler daha zararlıdır, öyle diyelim yani, belki daha iyi anlaşılsın diye. Orada bu kardeş etkeni var. Yani kişi kardeş. Anne babasına ulaşamıyor ama ablasına, kardeşine bazen ulaşıp derdini anlatabiliyor, sıkıntısını paylaşabiliyor. Ya da bir kardeş diğerine bir anlamda güçlü bir alanı vardır. Kardeşin zayıf alanıdır, onu güçlendirmeye çalışabiliyor. Hı, çocuk evet. Kısmına gelirsem hızlı bir şekilde. Hı. Bir evlilikte sıkıntılar varsa, sorunlar varsa çocuk önermem. Çocuk yapmadan önermem. Çocuğu bir ailenin ya da bir evliliğin kurtarıcısı olarak görürlerse hata yaparlar. Hı. Aynı şey. Evlenmeden önce sıkıntı nasıl ki 2 gramsa çözülmediyse, evlendikten sonra 4 gram oluyorsa, çocuk yokken yaşadıkları sıkıntılar varsa, bunlar hani sümen altı yapılıp halının altına süpürülüp çocuk yapmaya kalkışılırsa, evlendikten, çocuk doğduktan sonra sıkıntılar daha da artıyor. Yani bu çocuğun bakımı, işte çocuğun bakımından sonra işte bazen kişilerin birbirini hani fiziksel anlamda çekici görmemelerine dair mesela düşünceler ya da gibi durumlar ya da işte bundan kaynaklı çocukla aşırı derece ilgilenmekten kaynaklı zaten hani aralarında bir hani uzaklık var. Kişiler bu sefer var, çocukla annenin. İlgilenerek işi ihmal ederek aralarındaki uzaklığı daha da böyle büyüterek uçurum haline getiriyor. Bir de şey kısmı var. Tabii biz mutsuz giden evliliklerden konuşuyoruz. Mutsuz giden evlilikler. Yani eğer ailenin diyoruz ya, sıkıntı varsa birbirlerini çekiyorlarsa zaten çocuk o zaten meyvedir. Çocuk, evet, çocuk güzeldir o zaman. Yanlış nimettir. O açıdan. Ama şöyle mesela boşanma gerçekleşmiyor. Neden boşanmıyorsunuz? İşte çocuğum var diye. Tamam, o zaman çocuğum madem ki var, o zaman bunun başka bir yolu, gelin birlikte daha mutlu, daha güzel bir hayat hani yaşamaya çalışın. Daha kaliteli bir ilişki yaşamaya çalışın. Buna da yanaşmıyorlar, bunu da çözmüyorlar. Ama işte çocuk var, çocuktan kaynaklı boşanmıyor. Sonra bunların çocukları büyüyor, belli bir yaşa geliyor. Hocam, yani karşılaştığım bir manzara. Keşke diyor hocam, annem babam boşansaydılar, ayrılsaydılar. Bize bu işkenceyi, bu eziyeti yapmasaydılar. Her gün annem babamın tartışmasına şahitlik etmekten şu an psikolojim alt üst durumda. Ben evlenmekten artık korkuyorum. Yani diyen bir nesil. Diyen bir nesil ortaya çıkmaya başlıyor. Son sözlerimizi söyleyelim mi hocam? Yani artık bir reçete sunalım. Sağlıklı bir ailede nelere dikkat edilir? Şöyle madde madde bir reçete sunalım. Son peki, sözlerimiz olsun. Şöyle, bir evlilikte bir ben-sen ilişkisi vardır. Bakın, iki tarafın da kendini mutlu edebileceği bir alan olması gerekiyor. İki tarafın da bir hobisi, böyle hani diğerine bağlı olmadan gezip dolaşabileceği bir akran grubu, bir arkadaş grubu, bir sosyal hani grup. Bu bir hani cemaat olabilir ya da bir hani sosyal ortam olabilir. İki tarafın kendini deşarj edebileceği, diğerinden bağımsız olarak gidebileceği, takılabileceği bir mekan olması gerekiyor. Bununla beraber birlikte gidebilecekleri, eş olarak, çift olarak gidecekleri bir alan olması gerekiyor. Bir aktivitenin işte birlikte nasıl diyeyim, örneğin hani sinemaya gitmek. Ya da hani ben sinemaya çok önerim. Ayda bir yemeğe çıkmak. Yemeğe çıkmak. Bir bahçede bir kahvaltıya gitmek. Çimlerde oturmak. Ne bileyim hani birbirinin gözünün içine bakarak muhabbet etmek. Zaten yapılan araştırmalar evli çiftlerin artık bir ay içerisinde yaklaşık olarak birbirleri görüşmelerinin yani sağlıklı iletişim kurmalarının 20 dakikayı neredeyse geçmediğini bize söylüyor. Bu çok kötü bir rakam. Bununla beraber iki tarafın yaşadığı sıkıntıları ellerinden geldiğince üçüncü bir şahsa, akrabalara, ailelere yansıtmamaları gerekiyor. Çünkü aileleri, kişilerin, bireylerin yaşadığı, çiftlerin yaşadığı sorunları bilmedikleri için müdahale edince bir şeyleri düzeltmekten ziyade daha çok bozabiliyorlar. Peki bu yani Kürtçe'de rusbi deniliyor. Yani biraz daha yaşı ilerlemiş ve tecrübe sahibi anne olur, baba olur, kaynana olur, kayınbaba olur, belki bir abla olur. Yani onların nasihatine ihtiyaç duymaz mı aileler? Şimdi onların nasihatine ihtiyaç duyulur ama şöyle bir şey var Fatih Bey. Danışanlar bize geliyor. Mesela çift olarak geliyorlar. Bakıyoruz kendi aralarında sıkıntıları var, kendi aralarında sorunları var, kendi aralarındaki ilişki problemleri var ama onlar ne olarak görüyorlar? İşte onun annesi benim işte evliliğime karışıyor ya da işte onun... Burada mesele ilişkiyi güçlendirmek. Onlar kendi aralarındaki ilişkiyi bir şekilde güçlendirebilirlerse
çok daha iyi oluyor. Ama sizin dediğiniz şey bazen istisna olarak gerçekleşebilir. Gerçekten aileler bazen yapıcı olarak davranabiliyorlar ama evet, çoğu zaman şununla karşılaşıyorum. Daha çok bozuluyor. Daha çok böyle hani müdahale ederek bozdukları oluyor. Oluyor. Yeter mi hocam? Süremiz de artık bitti. Artık yemek saati yaklaşıyor. Aslında gerçekten bu konu arada da konuştuk. Bir iftar programı birkaç dakikayla olabilecek konu değil. Her hafta çünkü güncel bir de izleyicinin belki soru sorabileceği tarzda gidilebilir. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun davet ettiğiniz için. Efendim bugünlük bizden bu kadar. İftar sevincini burada noktalayalım. Yarın tekrar birlikte olacağız. Şimdiden hayırlı iftarlar diliyoruz. Diyarbakır'dan Hazreti Süleyman Camii mekanından bir kez daha izleyicilerimize sevgiler, selamlarla hayırlı iftarlar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Hatemi Muhammed Nuru şahiyat limey beğemi Muhammed Ehli peyta teyec helas yergemi Salla aleyke Allahu vel ali ve sellemi Fedayete bediyu babu zarvi mehemi Salla aleyke Allahu vel ali ve sellemi Fedayete bediyu babu zarvi mehemi Babu zarvi mehemi Haşimi Muhammed Diz İsmail Otu İbrahimi Muhammed Meskina İsa Musa Yekelimi Muhammed Efdali Mahlukat Ayetimi Salla aleyke Allahu vel ali ve sellemi Fedayete bediyu babu zarvi mehemi Salla aleyke Allahu vel ali ve sellemi Fedayete bediyu babu zarvi mehemi Babu zarvi mehemi Muhammed Masumi şehrine başı üzemi Muhammed Peygamberi peygamberin o kalemi Salla aleyke Allahu vel ali ve sellemi Fedai tepediyu bafu zarvi mehemi Salla aleyke Allahu vel ali ve sellemi Babu zarvi mehemi Babu zarvi mehemi Muhammed Her demin
nişanu alemi Muhammed Tecde fi zalmu hainara gemi Salla aleyke Allahu vel ali ve sellemi Fedai tebediyu babu zarvi mehemmi Salla aleyke Allahu vel ali ve sellemi Fedai tebediyu babu zarvi mehemmi Salla aleyke Allahu vel ali ve sellemi Fedai tebediyu babu zarvi mehemmi Babu zarvi mehemmi